Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Değerli dinleyenlerimiz, 30. cüze gelmiş bulunuyoruz. Artık Ramazan'ın son günü, son cüz. İnşallah bu cüzde öne çıkan bazı mesajları kısaca anlatmaya çalışacağız. Öncelikle şunu belirtelim ki, kendisinde en fazla surenin bulunduğu cüz bu cüzdür. 37 kadar sure var. Ve bunların kahir ekseriyeti de Medine'de, Mekke'de nazil olmuş. Yani Mekki surelerdir. Birkaçı Medine'de nazil olmuştur. Birinci suremiz halk arasında amme olarak da bilinen Nebe suresidir. Nebe suresinde öne çıkan mesajlar şunlardır. İnsanların büyük bir haberden soruşturmaları, onda ihtilaf etmeleri, ve bunu anlayacakları, bilecekleri bahsedilir. Ondan sonra Allah-u Teala'nın verdiği nimetlerden bahsedilir. Yeryüzünün, dağların insanlara nimet olarak verilmesi, gecenin, gündüzün, uykunun, dinlenmenin, ondan sonra bir takım bahçelerin, sebzenin, meyvenin vesaire verilmesinden bahsedilir. Sonra sura üfürülmesinden, sura üfürüldükten sonra kafirlerin iman etmeyip cehenneme gitmesinden, cehennem azabından, müminlerin, Müslümanların ise, iman edenlerin ise cennette nimetlere nail olmalarından bahsedilir. En son ayette ise kafirlerin büyük, müthiş bir pişmanlıklarından bahsedilir. Bir diğer suremiz Naziat suresidir. Naziat suresinde de yine kıyamet ve ahvalinden bahsedilir. Hazreti Musa'nın Firavun'a gönderilmesi, onu uyarmasından bahsedilir. Firavun'un büyüklük göstermesi, ben sizin en yüce Rabbinizim demesi, yani kibirlenmesi, böbürlenmesi bundan bahsedilir. Daha sonra yine Rabbimizin vermiş olduğu bazı nimetler ve ahiretteki insanların ahvalinden bahsedilir. Kıyametin kopmasından bahsedilir. Diğer suremiz Abese suresidir. Abese suresi kısaca şu olay üzerine nazil olmuştur. Bir gün Peygamberimiz Mekke'nin ileri gelen müşrikleriyle konuşuyor. Belki onları ikna edebilirim, onlar Müslüman olabilir düşüncesiyle onlarla oturup konuşuyorken gözleri ama bir sahabi geliyor. Abdullah İbni Ümmü Mektum, ya Resulallah bana öğüt ver diyor. Allah'ın indirdiğinden bana öğret diyor. Peygamberimiz de yani o müşriklerin belki ikna olabileceği düşüncesiyle o mümine biraz yüzünü ekşitiyor, dönüyor. Yani sen biraz bekle şeklinde. Dolayısıyla Allah-u Teala da peygamberimizi ikaz ediyor. Sen öğüt alana öğüt ver. Kendi nefsini temizlemek isteyene Allah'ın ayetlerini oku. Eğer o azılı kafirler, müşrikler dinlemiyorlarsa, öğüt almıyorlarsa, müstahni davranıyorlarsa o zaman onları bırak şeklinde peygamberimize bir ikazı var. Sonra kafir insanın acziyetinden bahsedilir. Bu surede ne kadar aciz olduğundan bahsedilir. Rabbimizin ise müthiş yüce bir kudretinden, cennetlik ve cehennemliklerin inançlarından ve amellerinden bahsedilir. O gün kafirlerin en yakınlarından, yani kardeşinden, babasından, arkadaşından, annesinden, en yakınlarından kaçacağından, müminlerin, Müslümanların ise yüzlerinin nurlu olacağı, apaydınlık olacağı, kurtulacağı, kafirlerin ise o gün kurtulamayacağı, yüzlerinin kas katı olacağı ve cehennemlik olacağı belirtildikten sonra sure bitirilir. Diğer bir suremiz Küvvirat suresidir. Yine Küvvirat suresinde de değerli dinleyenlerimiz, kıyametin hallerinden bahsedilir. Sonra amel defterleri anlatılır. Amel defterleri, yani bu dünyada yapıp ettiklerimizin kayıt altına alınmasından bahsedilir. Kur'an'ı Cebrail aleyhisselamın getirmesinden, vahiy meleğinden, sonra peygamberimizin risaletinden, peygamber olmasından bahsedildikten sonra sure bu şekilde bitirilmeye çalışılır. Diğer suremiz ise İnfitar suresidir. Yine dediğimiz gibi bakın çoğunluğu Mekke'de indiği için Mekke'deki müşrikler
ahirete inanmıyorlar, ahiretin hallerini bilmiyorlar. O yüzden genelde bu surelerde bazı şeyler önce yemin edilmiştir. Sonra kıyametin kopacağı vakitte olacak bir takım harikulade olaylar anlatılmıştır. Yani kıyamet kopacak, ahirette ise cennetliklerin mükafata, cehennemliklerin ise cezaya çarptırılacağı, müminlerin mükafata nail olması, cehenneme girecek kafirlerin ise müthiş azaplarından bahsedilir. Yani uyarılır. Kafirler, müşrikler bu surelerde daha çok uyarılır. Allah'ın kudretine dikkat çekilir. İnsanı yaratmasından, kıyameti koparmasından, tekrardan insanları neşretmesinden, yani haşretmesinden, diriltmesinden bahsedilir. O yüzden İnfitar suresi de bu şekilde gelmiştir. Kıyametin ahvali, insanın yaratılışı, ne kadar zayıf olduğu, ne kadar aciz olduğu belirtilir. Kiramen katibinden bahsedilir. Amel defterlerimizden, yani meleklerin, görevli meleklerin amellerimizi yazmasından haber verilir. İyilerin cennette, kötülerin cehennemde olduğu bildirilerek sure bitiriliyor. Diğer bir suremiz Mutaffifin suresidir. Mutaffifin suresinde de ölçü tartıda hile yapanların azaba uğrayacaklarından haber verilir surenin başında. Sonra kafirlerin yine yaptıklarının yanlarına kar kalmayacağı, onların not edildiği ve yazıldığı haber verilir. Kafirlerin, yalanlayanların kıyametteki uğratılacakları azaptan bahsedilir bu surede. Müminlerin yaptıklarının da yazılması ve cennete gönderilip orada kendilerine mükafat verilmesinden haber edilir ve insanlar bu konuda bilgilendirilir. Diğer bir suremiz İnşikak suresidir. İnşikak suresinde de yine kıyametin halleri, kitabı sağ tarafından verilenler, yani kurtulanlar, cennete girenler haber verilir. Ve bir de kitabı, Allah muhafaza, arka taraftan verilip onların cehenneme girmesinden, yani kafirlerden bahsedilir. Bu şekilde onların halleri anlatıldıktan sonra sure bitirilir. İman edip salih amel işleyenlerin kurtulması bildirildikten sonra sureye son verilir. Diğer bir suremiz Buruç suresidir. Gökyüzünde burçların olduğundan bahsedilir. Ama tabii şu kısa bir bilgi verelim bu konuda. Astroloji dinimizde kesinlikle yerilen bir şeydir. Yani yıldızların bir takım hareketlerinden bakarak gelecekten haber verme İslam'ın en çok karşı çıktığı şeylerden birisidir. Dolayısıyla burç diye bir şey vardır ama astrolojideki bir takım insanların burçlara, yıldızlara, ayın hareketlerine bakarak haber vermesi kesinlikle kastedilmez Kur'an-ı Kerim'de. Bunun aslında büyük bir hata, büyük bir günah olduğu bildirilir. Hatta kafirlerin bu işlerle uğraştığından haber verilir başka yerlerde. Evet, Buruç suresinde yaratılan bazı şeylere yemin edilmiştir. İşte gökyüzüne, ondan sonra zamanın, günün kendisine, şahit olan, şahit olunana ve bir de özellikle Ashab-ı Uhdud'dan bahsedilir. Geçmiş dönemlerde yaşayan bir kral, inananlar, iman edenler büyük bir çukur kazdıktan sonra oraya hepsini diri diri atıp yakmasından bahsedilir. Müminlerin hallerinden haber verilir. Kafirlerden haber verilir. Onların tövbe etmedikleri, iman etmedikleri bildirilir. Allah'ın azabının ise müthiş olduğu bildirilir. Ve Kur'an'ın levh-i mahfuzda olduğu haber verilir. Diğer bir suremiz Tarık suresidir. Yine Tarık suresi de yeminle başlar. Gökyüzüne ve Tarık'ın kendisine yemin edilir. Tarık nedir? Böyle karanlığı delip geçen bir yıldızdır. En-Necm-ü Sâkib yıldızdır. Dolayısıyla bunlardan bahsedilir. İnsanın yani basit bir sudan yaratıldı. O yüzden çok aciz olduğu bildirilir bu surede. Ondan sonra da Kur'an'ın özelliğinden bahsedilerek bu surede bitirilir.
Sonra diğer suremiz Ala suresidir. Ala suresinde Rabbimiz Sebbih isme Rabbike l'ala diye başlıyor. Yani kendisini tesbih etmemiz, ismini zikretmemiz bizlere bildiriliyor. Çünkü o yaratandır. Ondan sonra takdir edendir, hidayeti gösterendir, bu kadar nimet verendir. Bahçeleri, meraları, o yeşillikleri verendir. Sonra Kur'an vahyediliyorken peygamberimize okunmasından ve peygamberimizin unutmaması anlatılır bu surede. Müminlerin, Müslümanların kolay bir yola girdirileceğinden ve onların kurtulacağından haber verilir. Kafirlerin ise kurtulamayacağından haber verilir. Cehennemde ebedi olacağı, ölümün olmayacağı bildirilir. Çünkü onlar dünya hayatını tercih etmişlerdir, ahireti bırakmışlardır. Diğer bir suremiz Gâşiye suresidir. Gâşiye suresinde de yine kıyametin haberi verilir. Cehennemde azap çeşitleri anlatılır bu surede. Cennetteki nimetler verilir. Daha sonra ise insanın yaratılan bazı şeylere bakıp ibret alıp iman etmesinin istenmesi bu surede belli başlı öne çıkan konulardır. Diğer bir suremiz Fecr suresidir. Fecr suresi de yeminle başlayan surelerdendir. Fecre, yani sabah vaktinin o ilk girdiği, tan yerinin ağarmasının şafağın attığı o vakte yemin edilir. Gece ve leyalin aşrin, 10 geceye yemin edilir. Kurban bayramından önceki gecelerdir. Ondan sonra işte çifte, teke geceye vesaire yemin edilir. Sonra burada Ad kavminden, Semud kavminden ve Firavun kavminden bahsedilip onların azdıklarından, yoldan çıktıklarından ve azaba uğratılmalarından bahsedilir. Ayrıca insanın psikolojisinden de haber verilir. Burada Allah-u Teala nimet verdiğinde insan rahattır. Rabbim beni koruyup gözetiyor, bu kadar nimetler veriyor der. Ama Allah rızkını biraz daralttığında Rabbim beni aşağıladı, bana nimet vermiyor şeklinde nankörlüğü haber verilir. İnsanın sonra yetime ikram etmemesinden, miskine yedirmemesinden, onlara iyilik etmemesinden bahsedilir bu surede. En sonda da mutmain olan nefisten, yani nefsini tezkiye eden, günahlara dalmayan, İman edip salih amel işleyenlerin cennete girmesinden haber verilerek bu sure bitirilir. Diğer bir suremiz ise Beled suresidir. Emin belde olan Mekke'ye yemin edilir. Yani bazen zamanın kendisine, bazen mekanın kendisine Allah-u Teala Kur'an'da birçok yerde yemin etmiştir. Gece, gündüz, bakın bunlar bir zaman dilimidir. Duha vakti bir zaman dilimidir. İşte burada da ne var? Bakın, emin olan belde var. Beldeye yemin ediliyor. Mekke'ye yemin ediliyor. Sonra bedende bulunan bir takım nimetler anlatılır. Bu surede iki göz verilmesi, işte bir dil, konuşacak bir dil verilmesi, ondan sonra hidayete giden yolun öğretilmesi, bunlar hep bu surede bahsediliyor. Yapılan iyiliklerden bir kısmı nedir? Köleye, yetime, fakire yardım etmektir. Onları koruyup gözetmektir. İşte bunlar yapılan iyiliklerdir. İman edip sabrı tavsiye edenlerin kurtulmasından bahsedilir. Kafirlerin ise cehenneme gitmesinden haber verilerek yine sure bitirilir. Diğer bir suremiz Şems suresidir. Şems güneş demektir. Allah-u Teala bakın burada güneşe yemin ediyor. Yani dedik ya hani bazen zamana, bazen mekana, bazen varlıkların kendilerine Allah-u Teala ne yapıyor? Yemin ediyor. Bakın biraz önce gökyüzüne yemin etmişti. İşte güneşe yemin ediyor. O duha vaktine, sonra aya yemin ediyor. Geceye, gündüze, gökyüzüne, yeryüzüne yemin ediyor. Ve bir de nefsin kendisine yemin ediliyor. Nefsini tezkiye eden, arındıran, iman edip salih amel işleyenlerin
kurtuluşa erdiği haber verilir. Ama nefsini tezkiye etmeyen, günahlara dalan, tuğyan içerisinde olan, şaki olan bir takım kimselerin ise cehenneme gitmesinden, kurtulamadıklarından haber verilir. Sonra deve mucizesi vardır bu surede. Deve mucizesi. Deve mucizesi bahsedildikten sonra o kavmin deveyi kesmelerinden, peygamberi dinlememelerinden ve azaba düçar olmalarından haber verildikten sonra yine bu sure bitiriliyor. Diğer bir suremiz Leyl suresidir. Yine burada da Leyl gece demekti. Geceye yemin ediliyor, gündüze yemin ediliyor. İnsanları dişi erkek şeklinde yaratana yemin ediliyor. İnsanların amel işleme konusunda iki yol takip ettiğinden bahsedilir. Birisi mümindir, müttakidir. Kur'an'ı, imanı, peygamberi tasdik edendir, ahireti tasdik edendir. Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırıyor. Diğeri ise cimri davranan, müstani olan, kibirlenen, Kur'an'ı tekzip eden, peygamberi yalanlayan kimsedir ki bu kimse de cehenneme sürüklenir. Bunlardan bahsediliyor ve en sonunda da müminin mükafatı belirtildikten sonra sure bitiriliyor. Diğer bir suremiz Duha suresidir. Yine Duha bir yemindir, bir vakittir, bir süredir o. Güneş doğup kerahat vakti çıktıktan sonra en az 1-2 mızrak boyu yükseldikten sonraki bir vakit vardır ki duha namazı kılınıyor. Yine geceye yemin ediliyor. Peygamberimize verilen bir takım nimetler var. Allah-u Teala nimet vermiştir peygamberimize. Onlardan bahsediliyor. En sonda da yetimi azarlamamak, isteyen kimseyi azarlamamak, onlara yardım etmekten bahsedildikten sonra Rabbimizin nimetinin zikredilmesi bildiriliyor. Diğer bir suremiz İnşirah suresidir değerli dinleyenlerimiz. İnşirah suresinde de peygamberimize yine verilen nimetler var. Göğsünün yarılması var. Ondan ağırlığın alınması var. Allah-u Teala bir zorlukla beraber kolaylığın olduğunu bildiriyor. Ve Rabbimizin gösterdiği amellere rağbet etmemiz gerektiği bildiriliyor. Diğer bir suremiz ise Tin suresidir. Yine yeminle başlayan bir suredir. İncir'e, Zeytin'e, Tur-i Sina'ya ve emin olan beldeye Mekke'ye yemin ediliyor. İnsanın en güzel bir şekilde, en uygun bir şekilde yaratıldığından, imanı, salih amelleri yapabilecek o yolu bulabileceğinden bahsedilir. Ama kafirlerin ise belki hayvanlardan daha aşağı bir dereceye indirildiği haber verilir. Kurtulanların ise salih iman edip salih amel işleyenlerin ve ahireti yalanlamayanların olduğu bildirilir. Evet, bir sonraki suremiz Alak suresidir ki Kur'an'dan ilk nazil olan Ramazan'da Kadir gecesi ilk nazil olan ayetler bu surede bulunuyor. Rabbimiz yaratan Rabbinin adıyla buyur diyerek ilk vahyini indiriyor. İnsanı yaratmasından, kerem sahibi olmasından, kalem ile yazmayı öğretmesinden ve insana bilmediği şeyleri öğretmesinden Rabbimiz haber veriyor. Sonra azan, müstahni olan, kibirlenen, namaz kılanları, özellikle önce peygamberimizi sonra ashabını engelleyen, namazdan engelleyen, ibadetten engelleyen kimselerin sonundan bahsediliyor. En sonunda da bunların bir yere kaçamayacağından ve meleklerin tutup cehennemde onlara azap edilmesinden bahsedildikten sonra Rabbimize secde edilmesinden, ona manen yaklaşılmasından haber veriliyor. Evet, diğer bir suremiz ise Kadir suresidir ki bakın o ilk inen ayetlerin içinde bulunduğu Alak suresinden sonra bulunan sure Musaf'ımızdaki sıraya göre. Kadir suresi nedir? Bir gecedir. Kur'an o gecede indirilmiştir. Kadir gecesi bu yüzdendir ki bin aydan daha hayırlıdır. Melekler iniyor, rahmet ve bereket getiriyorlar, dua ediyorlar Müslümanlara. Bu ta sabah namazının vaktine kadar devam ediyor. Evet, bir sonraki suremiz ise
Beyyine suresidir. Beyyine suresinde ehli kitaptan bahsedilir. Ehli kitabın peygamberimizi tekzip etmelerinden, yalanlamalarından bahsedilir. Yine kitaptan, Kur'an'dan, vahiyden haber verilir. Ehli kitabın aslında bir tek ilaha, Allah'a iman edip ibadet etmeleri emredilmiştir. Burada bu husus bildirilir. Namaz kılmaktan, zekat vermekten bahsedilir ki ehli kitap da namaz ve zekatla mükellefler idi. Sonra ehli kitabın, müşriklerin cehenneme girip orada ebedi kalacağı, iman edip salih amel işleyenlerin ise cennete girip orada ebedi kalacaklar bildirildikten sonra bu sure bitirilir. Diğer bir suremiz Zilzal suresidir. Büyük bir sarsıntıdan bahsedilir. İzâ zülziletil erdu zilzâlehe. Yeryüzü öyle bir sarsılacak, öyle bir deprem olacak ki yeryüzü ağırlıklarını çıkaracak. İnsan diyecek ki ne oluyor? Ne haldeyiz? Yani yeryüzüne ne oluyor? Ve yeryüzü ne yapıyor? Kendi haberlerini bildiriyor, haber veriyor. Çünkü Allah ona böyle vahyetmiştir, böyle bildirmiştir. O gün bir takım insanlar ne yapıyorlar? Kabirlerinden çıkarılıyorlar. İyilik ve kötülük yapanların sonra bunları öbür tarafta apaçık göreceğinden bahsedilerek sure bitiriliyor. Diğer bir suremiz 100. sure, Kur'an'ın 100. suresi Adiyat suresidir ki özellikle o dönemde savaşlarda, yolculuklarda kullanılan atlardan bahsedilir. O atın özelliklerinden bahsedilir. Daha sonra ise insanın nankörlüğünden, mal sevgisinden ve insanların kabirlerinden çıkarılarak hesaba çekileceklerinden bahsedildikten sonra sure bitirilir. Diğer bir suremiz Kari'a suresidir ki Kari'a büyük bir felaket manasındadır. İnsanların yapmış olduğu ameller öbür tarafta tartılacak. Kimin tartısı ağır gelirse o güzel bir yaşayış içerisinde olacak, cennette olacak. Kiminki de hafif gelirse o da cehennemde olacak, ateşte olacak dendikten sonra sure bitirilir. Diğer bir suremiz Tekasür suresidir ki özellikle müşriklerin, kafirlerin, dünya hayatını önceleyenlerin, ahirete imanı olmayanların mal çokluğuyla, eş dost akraba, sülale çokluğuyla övünmelerinden ve ta kabirlere gidip bunlar da bizim yakınımız, bunlar da bizim akrabamızdır demelerinden bahsedilerek sureye başlanır ve kıyamet koptuktan sonra hakikatin iyice bilinmesinden bahsedildikten sonra cehennemi göreceklerinden bu kafir müşriklerin ve hesaba çekilip orada azap görüleceklerinden bahsedilir. Diğer bir suremiz Asr suresidir ki asra yemin ediliyor. İnsan hüsrandadır deniyor. Ancak dört özelliği kendisinde barındıran hüsranda değildir. Onlar nelerdir? Birincisi iman edenler, ikincisi salih amel işleyenler, üçüncüsü hakkı tavsiye eden, dördüncüsü sabrı tavsiye edenler. Yani bu dört özelliği kendisinde bulunduranlar kurtulmuştur deniyor. Diğer bir suremiz Hümeze suresidir. Hümeze suresi insanları böyle kaş göz hareketleri yaparak, jest mimiklerle alaya alan, dalga geçen, onları küçümseyen kimselerdir. Bunlardan bahsedilir. Bunların dünyada bol bol mal biriktirip saymalarından bahsedildikten sonra sanki dünyada ebedi kalacaklarmış gibi bildirilir. Ama onların cehenneme sürüklenecekleri ve kurtuluşlarının olmaması bildirilir. Diğer bir suremiz Fil suresidir ki peygamberimizin doğumundan 50 gün kadar önce nazil olmuştur. Fil olayı vardır. Ebrehe ordusuyla geliyor, Kabe'yi yıkmak istiyor. Allah-u Teala bir takım kuşlar göndererek o orduyu darmadağın ediyor. Önünde durulamayan, kimsenin mağlup edemediği o ordu insanın herhangi bir etkisi olmadan, insanın herhangi bir gücü, kuvveti karşı koyması, mücadelesi olmadan Allah-u Teala ordusu olan kuşlarla o orduyu ne yapıyor? Mahvu perişan ediyor. Diğer bir suremiz Kureyş suresidir ki Resulullah Aleyhisselam Kureyş kabilesindendir. Orada doğup büyümüştür. Dolayısıyla Kureyş'ten bahsediliyor. Allah-u Teala'nın Kureyş'e vermiş olduğu bir takım nimetlerden, onların ticaret için yaz ve kış ticaret için yolculuk yapmaları,
bu nimetler bildirildikten sonra Allah size bu kadar nimet verdi. Bu Kabe'nin, bu beytin Rabbine iman edin, ibadet edin. Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayın denir. Çünkü Allah onları korkudan muhafaza buyurmuştur. Onları ne yapmıştır? Açlıktan korumuştur Kureyş'e verilen nimetler. Diğer bir suremiz Maun suresidir. Maun suresi de din gününü, yani ahireti yalanlayanların hangi halde oldukları bildirilerek başlar. Onlar yetimi itip kakarlar, miskini, muhtacı doyurmazlar. Ayrıca burada gerek münafıklar olsun, gerek de Müslümanların namaza önem vermeyenlerinden bahsedilir. Yazıklar olsun, bu nasıl namaz kılmaktır? Sanki namaz kılmıyorlar şeklinde. Ve sonradan da Maun'un, yani ufacık bir iyilik dahi olsa insanlara böyle bir ufak iyiliği dahi yapmayıp insanlara yardım etmeyen kimselerin halinden bahsedildikten sonra sure bitirilir. Evet, artık sonlara doğru geldik. Kevser suresi. Kevser suresi, Allah-u Teala peygamberimize Kevser'i verdi. Bu konuda her ne kadar değişik görüşler olsa da en meşhur görüşlerden birisi nedir? Cennette peygamberimize verilen o sudur, o havuzdur, Kevser havuzudur. Peygamberimizin sülalesinin çokluğu, ondan sonra ashabının çokluğu olduğu da söylenmiştir. Namaz kıl ve kurban kes denir. Peygamberimizi üzen, psikolojik harp ilan edip de senin soyun kesildi, sen nasıl peygambersin, dolayısıyla senin sülalen olmayacak, soyun olmayacak diyen ve peygamberimizi üzen kimselerin akıbetinden bahsedilir. Asıl üzülecek olan, asıl onların temsil ettiği küfrün yok olacağı haber verildikten sonra sure bitirilir. Diğer bir sure Kafirun suresidir ki, kafirlere hiçbir musamaha gösterilmemesi, inanç konusunda hiçbir musamaha gösterilmemesi bu surede bizlere bildirilir. Kafirlere bir meydan okuma vardır. Ey kafirler, biz sizin taptıklarınıza tapmıyoruz. Çünkü siz bizim var ve bir kabul ettiğimiz Allah'a tevhid inancı üzere iman etmiyorsunuz, tapmıyorsunuz. Biz de sizin bu putlarınıza tapmıyoruz. Böyle bir şey zaten mümkün değildir. Dolayısıyla benim inancım, benim dinim, benim amellerim banadır. Sizin inancınız da sizedir. Herkes öbür tarafta hesaba çekilecektir deniyor. Diğer bir suremiz Nasr suresidir. En son inen surelerdendir. Allah-u Teala peygamberimize yardım ettiğini ve ona fetihler verdiğini bizlere bildirir. İnsanların fevş fevş, grup grup, bölük bölük İslam'a girmeleri haber verilir. Dolayısıyla son olarak da Rabbini hamd ile tesbih et, istiğfarda bulun. Çünkü Allah-u Teala tevbeleri kabul edendir dendikten sonra sure bitirilir. Evet, diğer bir suremiz Tebbet suresidir ki peygamberimizin amcası Ebu Leheb ve hanımı anlatılır bu surede. Onların elinin kurumasından, mallarının, kazançlarının hiç kimsenin kendilerine fayda verememesinden bahsedilir. Cehenneme sürüklenmelerinden bahsedilir. Ayrıca şu vurgulanır: kafir ve müşrik kim olursa olsun, peygamberin en yakını, amcası dahi olsa kurtulamayacak mesajı verilir. Evet, son 3 sureden, Muavvizat suresi diyoruz, son 3 sureden birisi olan İhlas suresidir ki dünyaya geliş amacımız bunu gerçekleştirmektir. İhlası, imanı, tevhidi. Allah-u Teala bu sureye kendisinin var ve bir olmasından haber vererek başlar. Kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığını bildirir. Hristiyanlığa da bir reddiye vardır. Yani Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Evlenmemiştir. Çoluk çocuk sahibi değildir. Muhtaç olmadığı için kendisi de bir başkasından var olmamıştır, doğmamıştır denir ve burada mahza tevhid anlatılır. Dolayısıyla Allah-u Teala bize burada kendisini tanıtmış oluyor. Son 2 sure ise Felak ve Nas sureleridir. Felak suresinde de neyden bahsedilir? Bir takım şerlerden bahsedilir. İnsanların, ondan sonra başkalarının, haset edenlerin, sihir büyü yapanların vesaire, bu 2 surede genelde bunlardan bahsedilir. Bunların şerrinden bahsedilir. Bunların şerrinden korunabilmek için insanların
Allah'a sığınmalarından bahsedilir. Çünkü Allah hem insanların Rabbidir, hem onların melikidir, hem ilahıdır. Dolayısıyla her şeyin sahibidir, her şeye güç yetirendir. O yüzden kim onlara zarar vermek isterse Allah onları korur. Vesvese verenlerin, ondan sonra yani şeytanın ve insanların, ins ve cin şeytanlarının vesveselerinden Allah'a sığınmasından bahsedildikten sonra bu surede bitirilir. Dolayısıyla 114 sureden müteşekkil olan Kur'an'ımız burada bitmiş oluyor değerli dinleyenlerimiz. Allah-u Teala bizleri yeniden salih ameller yapabilecek şekilde Ramazan ayına erişmeyi ve ulaşmayı bizlere nasip eylesin. Kitabımızı sadece Ramazan ayında değil, her an her gün okuyan ve hayatına tatbik eden kullarından eylesin diyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.